Büyük Türk gençliği seçimden sonra iktidar devam ederse bu anlayış değişmeyecek. Yaşadığınız günleri sorgulayın. Bakın bugün burada konser yapabiliyoruz. Ama hatırlayın, Türkiye'nin birçok yerinde sudan bahanelerle birbirlerinin talepleriyle konserler yasaklandı. Eğlenmeniz yasaklandı. Okullardaki mezuniyet törenleri yasaklandı. Eğer iktidar değişmezse bir daha bu konserleri rahat rahat yapabilecek miyiz? Doğrusu ben hiç emin değilim. Gençler, çok şey istiyorsunuz, çok şeyi hak ediyorsunuz. Çünkü liyakatın olmadığı, torpilin zirve yaptığı bir dönemde hayatınızı dolu dolu yaşayacakken gelecek hayalleri dahi kuramıyorsunuz. Haklısınız, hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Gençliğinizi yaşayamadınız. Sizden hayallerinizi çaldılar. O halde artık ayağa kalkma vakti geldi. Hiçbirimizin umutsuzluğa kapılma lüksü yok. Burada en büyük görev sizlere düşüyor. Sıfırdan yeniden başlayan bir seçimde geleceğinizi kurmak ve kurtarmak sizin ellerinizde. Ailelerinize gidin, komşularınıza gidin, arkadaşlarınıza gidin. Oy kullanmayan ya da farklı yere oy verenlerle konuşun. Hayallerinizi gerçekleştirmek için sadece 9 günümüz var. Sizden 9 gün daha yorulmanızı istiyorum. Hep birlikte bu çalışmayı başlatıyor muyuz? Sandıklara sahip çıkıyor muyuz? 19 Mayıs'ta Samsun'da nasıl hürriyet ateşi yandıysa bugün de bu ateşi burada yakıyor muyuz? Evet, durmayacağız, vazgeçmeyeceğiz. Layık olduğunuz aydınlık gelecekte buluşacağız. Buna var mısınız? Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ey Türk gençliği" diyerek vazifeler yüklediği sizler her zaman inisiyatif aldınız. Gövdenizi taşın altına her koşulda koydunuz ve büyük Türk milleti için gerekeni her zaman yaptınız. Şimdi de harekete geçeceğinizi biliyorum. Birlikte başaracağınıza inanıyorum. İyi eğlenceler diliyor. Hepinize en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun.